18. Bölüm Kayınpeder ile Helalleşmek Hayatımızın birçok noktasında herkesin farklı bir sınavda olduğunu bazen görmek istemeyebiliriz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu hayatta herkesin bir sınavı var. Senin eşinle sınavın varken, ötekinin annesiyle, ötekinin babasıyla, diğerinin evladıyla, diğerinin sağlıkla, diğerinin parayla, yani illa herkesin bir sınavı var. Burada önemli olan ne biliyor musun? Herkesin sınavda olduğunu anlamak ve kabullenmek. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Kayınpederin eski usul hayata bakıyor olabilir ya da oğluyla kavgalı olabilir, kırgın olabilir. Kocan ya da karın babasıyla öyle bir gergindir ki evde sürekli onun stresi var. Şimdi kendine şunu sor. Kayınpederinle olan diyaloğunu şifalandırmaya niyetin var mı? İnan bana bu çalışmalarda, şifa çalışmalarında zihnin sürekli seni manipüle edip engellemeyi deneyecek. Kayınpederin her ne yaşadıysan, eşine nasıl bir baskı kuruyorsa, sana nasıl karışıyorsa, sizi nasıl yargılıyorsa ya da sorun çıkarıyorsa ya da çok iyi biriydi de siz ona sorun çıkarmış da olabilirsiniz. İşte bu noktada niyetin şifalandırmaysa, her ne olduysa olsun, niyet şifalandırmaysa, lütfen 41. bölme geçin. Şifa olsun.